Kıymetli izleyenler, haftanın son gününde 9 Nisan Cuma günü günün öne çıkan başlıklarını aktaracağımız akşam ajansıyla karşınızdayız. Ülke genelinde vaka sayılarının artması ve Elazığ'ın kırmızı renkte yer alması nedeniyle Elazığ Valiliği tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında pandemi kurallarına uygun olmayan eylem ve etkinliklere 15 günlük kısıtlama getirildi. Elazığ Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında pandemi kurallarına uygun olmayan eylem ve etkinliklere 15 günlük kısıtlama getirme kararını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İlimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, yüksek sesle yayın yapan araçlarla şehir içerisine tur atılması ve toplu karşılama ve uğurlama gibi türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı polis vazife ve salahiyetleri kanunun ek birinci maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart, afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesinin A ve C bentleriyle 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden Elazığ il sınırları içerisinde Elazığ Valiliği'nin 7 Nisan 2021 tarihli ve 1202.2625-13360-12470-114 sayılı olurları ile 9 Nisan 2021 günü saat 24.01'den 23 Nisan 2021 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır. Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümünde şehitlerimizi unutmayan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle andıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Emniyet Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü nedeniyle Harput ve İcadiye şehitliğini ziyaret etti. Zahilillahi Fatiha. Milletvekili Erol, şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakarak ve dualarla bir kez daha bu vatan için gözünü kırpmadan canlarını veren şehitlerini andı. Evet, şehitlerimizi saygıyla, hürmetle anıyoruz. Yarın polisler günü, bu hafta polislerin haftası ama biz bugünden kutlayalım diye geldik. Şehitlerimizi saygılanmak için. Milletvekili Erol, ülkemizin, vatanımızın üniter devlet yapımızı korumak için, cumhuriyetimizi, devlet geleneklerimizi korumak için, gözünü kırpmadan devletimizin birliği için şehit olan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz, dedi. Bu hafta polis haftası, polis haftasını kutluyoruz. Yarın da 10 Nisan polis anma günü olarak kutlanacak ilimizde. Biz yarın il dışında olacağımız için bugünden şehitlerimizi unutmayarak önce kutlamayı şehitlerimizden başladık. Şehitliğimizi ziyaret ederek şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anmak için buradayız. Gerçekten ülkemizin ulusal bağımsızlığı için, devletimizin, vatanımızın üniter devlet yapısını korumak için, cumhuriyetimizi, devlet geleneklerimizi korumak için gözünü kırpmadan bu ülkenin varlığı için, milletimizin birliği için şehit olan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Bu şehitlerimizin hiçbir zaman hayatın hiçbir alanından unutulmaması lazım. Ve bunları hayatımızın her alanında, her aşamasında saygıyla, şükranla anmayı kendimize bir görev edinmeliyiz. Bu amaçla bugün buradayız. Bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bütün polislerimizin, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerimizin de polisler gününü kutluyorum. Evet, bizler de şehadete erişmiş bütün askerlerimizi, polislerimizi, bütün geçmişimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları vaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiği hizmetleri hizmette ikinci yıl tanıtım programında
Elazığlılarla paylaşacak. Program Kanal Fırat ve Kanal E televizyonlarından canlı olarak yayınlanacak. Eliza Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları vaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiği hizmetleri hizmetli ikinci yıl tanıtım programında Elazığlılarla paylaşacak. 9 Nisan Cuma günü saat 19'da Akgün Otel Harput Salonu'nda gerçekleştirilecek hizmette ikinci yıl tanıtım programı Kanal Fırat, Kanal E ve Kanal 23 ekranlarından canlı yayınlanacak. Programın detayları ile ilgili Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hizmette ikinci yıl tanıtım programı ile görev süresince Elazığ'ımızın bugününü ve yarınlarına değer kazandıran mega projeleri başta olmak üzere tamamlanan ve devam eden çalışmaları ile sosyo-kültürel hizmetleri başta olmak üzere kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecektir. İlimiz milletvekilleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve ulusal ve yerel medya temsilcileri başta olmak üzere geniş bir katılımla 9 Nisan Cuma günü saat 19'da Akgün Otel Harput Salonu'nda gerçekleştirilecek tanıtım toplantısı, Kanal Fırat, Kanal E ve Kanal 23 ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Tüm hemşehrilerimizi ekran başına bekliyoruz ifadelerine yer verildi. 24 Ocak depreminde Yurtbaşı beldesinde evleri yıkılan ve AFAD'dan hak sahibi olan 154 aile, Çatalçeşme Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarından kura çekimiyle ev sahibi oldu. 24 Ocak depreminde Yurtbaşı beldesinden hak sahibi olan 154 aile için kura çekimi yapıldı. İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Elazığ Valisi Erkay Yırık, Vali Yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Elazığ Valisi Erkay Yırık, Yurtbaşı beldesindeki 154 hak sahibi için Çatalçeşme konutlarından kura çekilişiyle birlikte ev sahibi olduklarını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu. 2020-24 Ocak'taki deprem sonrasında devletimiz hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak ve onları kalıcı konutlarına kavuşturmak için var gücüyle çalışmaya başlamış ve bu çalışmalarını da hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Geldiğimiz noktada 21 bin konutun yaklaşık 1/4'ünü bitirmiş ve vatandaşlarımıza kuralarını çekmek suretiyle hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını belirlemiş durumdayız. Bundan sonraki süreçte de yaklaşık 1/4'lük bir miktarında inşallah 6. ay ve hemen sonrasında vatandaşlarımıza kurallarını belirlemek suretiyle konutlarını teslim etme sürecine devam edeceğiz. Bugün Yurtbaşı Hogu beldemizdeki 154 vatandaşımızın, hak sahibi vatandaşımızın konutlarını Çatalçeşme talepleri üzerine Çatalçeşme'de biten konutlarımızda 157 konutumuzda kurallarını çekeceğiz ve vatandaşlarımızın bu noktadaki haklarını da inşallah tevdi etmiş olacağız. Hayırlı olsun. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evet, bir vesile kurayı başlatıyoruz. Noter huzurunda çekilen kura ile hak sahibi olan 154 aile Çatalçeşme TOKİ konutlarındaki evlerine kavuştu. Burada hak sahiplerimiz var. Burada da konut. Önce hak sahibinizden çekelim efendim. Allah hayırlınızı hale getirsin. Ahmet 30 numara Ahmet Tadık. Kursler tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, eğitim kurslarının bir çatı altında toplanmasının daha faydalı olacağını söyledi. Özel Öğretim Kursları ve Muhtelif Kursları Geliştirme Derneği basın toplantısı düzenledi. Elazığ'da marka değeri çok yüksek olan ve Türkiye'de marka değeri çok yüksek olan kurumların bir araya gelerek oluşturduğu dernektir. Kurs üyelerinin hepsi
Elazığ'da en iyi eğitimi veren kurumlardır. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca ve eğitimciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, eğitim kurslarının bir çatı altında toplanmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. İlimizde bu kursları kurmakla eğitim, öğretim alanına daha güzel işleri yapmak, daha güzel faaliyetler göstermek açısından bizleri memnun etmiştir. İlimizde bulunan kurslar kanun ve yönetmelikler çerçevesinde eğitim ve öğretimlerine devam etmekteler. Bu kurslar adında birleşmeleriyle birlikte daha güçlü ve daha düzenli birlikte iş yapma durumumuz olacaktır. Bu durumdan dolayı ben katkı ve destek sunan başkanımıza, Sayın Veli Aksu'ya ve yönetimine hayırlı olsun diyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bizler hep birlikte Elazığ'ımızın eğitim seviyesini, üretim seviyesini daha üst seviyelere taşımak için resmi kurumlarımızın yanında özel öğretim kurumlarımızla da birlikte Elazığ'ımıza hizmet etmekteyiz. Birlikte ve istişareyle yapılan işlerde her zaman daha güzel, daha olumlu sonuçlar alınmakta. Bizler kurallar ve kaideler çerçevesinde, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlerimizi hep birlikte yapacağız. Kurslar Elazığ Şube Başkanı Veli Aksu, Elazığ'da öğrencilerin eğitimden geri kaldığını belirterek yüz yüze eğitimin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Kurster olarak 26 kurster üye kurumlarımız hijyen kurallarına, pandemi kurallarına son derece uyarak bu çocuklarımızın yüz yüze eğitimini devam ettirecektir inşallah. Bizim Sayın Valimizden ve Sayın Milli Eğitim Müdürümüzden vakaların artışı da olsa inisiyatif alıp bu öğrencilerimizin yüz yüze eğitimlerine müsaade etmeleri çok önemlidir. Çünkü deprem yaşamış, pandemi yaşamış bir ilde öğrencilerin 81 ildeki öğrencilere göre dezavantajlı olduğunu göz önüne alarak burada ilimizin pozitif ayrımcılık yapılmasını ben hasreten talep etmekteyim. Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca da 24 Ocak 2020 depreminde en büyük darbeyi eğitim kurumlarının aldığını belirterek dernek kurucularını tebrik etti. Sorunlarla iç içe olan bir şehirde 26 tane markanın bir araya gelerek kendi aralarında ve kendi sektörlerinde rakip değil de refik olarak güzel bir faaliyet gerçekleştirdikleri için de ayrıyeten kutluyorum. Malumunuz olmak üzere 24 Ocak depremiyle şehrimiz birçok sektörde ve birçok konuda çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Ama bu sıkıntıların başında ne yazık ki eğitim gelmekte. En büyük darbeyi şehrin eğitimi ve şehrin eğitim kurumları aldı. Bugün 36'ya yakın okulumuz depremde hasar gördü. Deprem sonrası da yıkıldı. Henüz yerine birçoğunun yenisi yapılmadı. Dolayısıyla bu depremin en büyük sıkıntısını ailelerle birlikte, velilerle birlikte eğitim alan öğrencilerimiz aldılar. Bu süreçte de böyle bir kurslerin böyle bir faaliyette bulunmasını biz önemsiyoruz. Eğitimci Cemal Meral, ileriye dönük bu tür faaliyetlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. İleriye dönük bir takım faaliyetlerin olması gerçekten hepimizi mutlu ediyor. Ben bu yapılan faaliyetlerin de inşallah yerini bulacağını ve çok daha verimli bir hale geleceğine yürekten inanıyorum. Cemal Gürsel İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından şehitlerimiz anısına program düzenlendi. Anamız vatan, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti mesrur eyle ya Rabbi. Cemal Gürsel İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından şehitlerimiz anısına program düzenlendi. Aslan Mehmetçik, anası vatan, babası vatan.
Program kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden öğretmen ve öğrencileri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız karşıladı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda şehitleri anma programı kapsamında öğrenciler hünerlerini sergiledi. Videonun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışık vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, düzenlenen etkinlikte 8. Kolordu Komutanımız Kor General Osman Erbaş da unutulmadı. Kanım akıyor, oğlun şehit oldu, ağlama anam. Gözlerim bayrağa doğru bakıyor, oğlun şehit oldu, ağlama anam. Okul öğretmenlerinden ve aynı zamanda hem şehit hem de gazi torunu Selahattin Yıldırım'ın okuduğu "Havada bulut yok, bu ne dumandır"la başlayan Yemen türküsü yürekleri dağladı. Şehit torunu Yıldırım türküyü okurken hem ağladı hem ağlattı. Çarmış asker yiğitler Yemen'e gitti, yıllar baba yiğitler ana Yemen. Bir gülüşemem. Yemen türküsü, Yemen'e giden askerler Elazığ çevresinden toplanıp gitti. Benim köyümden de 70 kişi Yemen'e gitti. Sadece 2 kişi durdu. Birisi de benim dedem. Kavkaz cephesinde de diğer dedem, annemin dedesi şehit oldu. Yani hem şehit hem gazi torunu. Bizim köyün hanımları ağıt yakarak bu türkü. Yani tabii sadece bizim köyün değil, bütün arazi bu dört kıtasını ben okudum. Çok daha uzun, yüreğim tutmuyor maalesef. Programın sonunda öğrenciler çizdikleri resimleri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'a takdim etti. Çok teşekkür ediyorum. Çocuklar. Aldığım en güzel hediye. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ellerinizle çizmişsiniz, emek vermişsiniz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Okul müdürü Mehmet Beyarslan programın önemine değindi. Şehitleri anma günü okulumuzda düzenlemiş olduğumuz programı jandarmamıza destek, bir nebze moral olsun diye burada düzenlemek istedik. Okulumuz öğrencilerine aşıladığımız vatan millet sevgisini, Türk bilinç ve birlikteliğini Afgan asıllı öğrencilerimize de aşılamayı borç bildik. Bugünün çocukları yarın askerleri sloganını esas alarak bu programda jandarmamızla öğrencilerimizin buluşması birlik beraberliğimiz için gerçekten çok önemliydi. Öğrenciler de kahraman askerlerimizle beraber olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Afganım, burada gelince çok hoşlandım. Askerlerimize çok teşekkür ederim. Jandarma komutanımıza çok teşekkür ederim. Burada geldiğimize çok mutlu oldum. Burayı çok sevdim. Burada iyi vakit geçirdim. Arkadaşlarım da eminim sevmiştir. Burayı çok sevdim. Program plaket takdimiyle son buldu. Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alarak yıkılan sitelerden birisi de Güneş Sitesi'ydi. Site sakinleri depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen mağduriyetlerinin giderilmediğini söyleyerek yetkililere seslendi. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar alarak yıkılan Güneş Sitesi'nin sakinleri bir araya gelerek yetkililere seslendi. Depremde bir eşya dahi alamadık. Çok mağduruz. 60 kişi evi kura istemiyoruz diye 12 kişiye tabi tutarsa gerçekten mağduruz. Kalkıp da benim dairemi başka dairesine kimseye verirse bu.
bize verilen sözler tutulmadı hiçbir zaman. Ben kendi dairemi istiyorum. Ben başkasının dairesini istemiyorum. Başkasının hakkına girmek istemiyorum. Yani ne zaman teslim edilecek evler bize? Yani zaman da geçti, seneyi de geçti. Dediği gibi yani mesela kiraları artırıyorlar. Ev sahiplerinden bir sene şey yapıldı, mukavele yapıldı. E çık diyorlar, zorlaştırıyorlar. E bizim evlerimizde bir an önce teslim edilsin. Herkes yerine gelsin. Yani ben kendi şahsıma düşeni ben yerim istiyorum. İkinci kattı benim. Ben demiyorum bana 5-6'yı verin, şeyi verin. Benim ön cephe, ikinci kat, ikinci katım verilsin beni. Güneş Sitesi Başkanı İrfan Balan yaşadıkları sorunları dile getirdi. Güneş Sitesi A blok eşyalı olarak yıkılmış. Akabinde B ve C bloklar ağır hasarlı olarak yıkımı tamamlanmıştır. Deprem sonrası Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, GEDAŞ'ın sorumlu müdürleri, Güneş Sitesi sakinleri tarafından kabul edilmiş toplantı yapılmıştır. Toplantıda verilen vaatlerimizden evlerimizin aynı metrekarede olacağı, herkesin aynı katta, aynı cephede evlerinin olacağı, yapılacağı bize bildirilmiştir. Geldiğimiz noktada ise 165 metrekare olan evlerimiz 100 metrekare olduğu, Elazığ mimarisine uygun yapılmadığı, mutfak balkonlarının olmadığı, kat sahiplerinin kuraya tabi tutulması istenmektedir. Ancak 60 kişi imza toplamışız, biz kura istemiyoruz diye. Verilen vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediği üzülerek kamuoyuna bildirmek istiyorum. Kura istemeyen site sakinleri kendi dairelerinin verilmesini yetkililerden talep etti. Ya talebimiz bizim bir an önce evlerimizin teslim edilmesi. Benim evim ön cephe ikinci kattı. Ben hiç kimsenin hakkına girmiyorum. Girmiyorum ben yani. Benim demiyorum bana 5'i 4'ü 3'ü versinler. Benim yerinde biz zaten oradan buradan hep şeyler komşular ayrılırken birbirimize söz verdik, helalleştik ve dilekçemizi şöyle şu şekilde verdik. Biz katımızı yerinde ve aynı şeyimizi istiyoruz diye. Herkes gibi biz de bu depremi kötü bir şekilde atlattık. Abluk olarak eşyalarımızla birlikte çocuklarımızın fotoğrafını dahi alamadan anılarımızla birlikte burası yıkıldı. Bitmesine rağmen halen daha evler teslim edilmedi. Ve şu anda 60 kişi herkes kendi yerimizde oturmak istiyoruz. Herkes kendi katında, kendi cephesinde oturmak istiyoruz demesine rağmen 10-12 kişi yerleri arka cephede, kör cephede olan komşularımızın, ben halen daha komşularımız diyorum. Bunların biz de ön cepheden belki yer alabiliriz, daha iyi yerlerden yer alabiliriz diye bastırmaları üzerine halen daha evlerimiz teslim edilmedi. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Yani bugün olmuş, kiralarda sürünüyoruz. Bize 12 aylık kiralar verildi. Bunlar çok önemli değil. 3-4 ay fazla geçti. Biz kendimiz ödüyoruz onu. Ama ödemeyen insanlar var, ödeyemeyen yetimler var. Kaç tane yetim tanıyoruz? Yani bu kura çekilmesi halinde farklı arka kötü veya arka yerlerden gelip de ön cephelerden, cephesi iyi, eskiden de iyi olan yerlerden yetimlerin hakkına girmek ne kadar vicdana sığar. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyoruz. Ramazan'a sayılı günler kaldı. Elazığ'ın beyaz altını olarak bilinen badem şekeri kilosu 45 lira olmasına rağmen vatandaşlar oldukça yoğun bir ilgi gösteriyor. Yılın 11 ayında üretiliyor ancak rahmet ve bereket ayında ise bir başka ilgi görüyor. Neden mi bahsediyoruz? Ramazan sofralarının olmazsa olmazı Elazığ'ın enfes ve ilgi odağı tatlarından biri badem şekeri. Bu yıl kilogram fiyatı ise 45 lira. Bakınca ve tadınca akla hemen Ramazan ayı geliyor. Beyaz altın olarak da bilinen badem şekerinin hikayesi ise... Badem, şeker, su eşittir beyaz altın. Badem şekeri, bademin kavrulması, şeker ve suyun karışması, kaynaması ile birlikte oluşan bir ürün. Ne kadar bir süre zarfında hazırlanıyor?
1,5-2 saat aralığında değişmesi gerekiyor. Badem şekeri zaten yılın her günü teveccüh gören, rağbet gören bir ürün. Ama Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ve Ramazan ayında tüketimi kat be kat artan bir ürün. Biz Elazığ'ın beyaz altını diyoruz ve her gün üretimimiz var. Bunu il dışına, yurt dışına pazarlıyoruz. Müthiş bir lezzet. Badem şekeri Elazığ'ın vazgeçilmez bir ürünü. Badem şekeri Elazığ'ımızın kültürü. Geleneksel olarak bir lezzetimiz. Biz de bu geleneksel lezzetimizi ayakta tutmak için buradayız. Elimizden geleni en iyi bir şekilde yapmak için badem şekeri rejimini yapıyoruz. Günde 2 saat dolusunda çıkıyoruz, 4 kere atıyoruz. Ortalama 8 saat. 8 saatte bir kadar şeker çıkartıyoruz. Bu da ortalama 50-60 kilo takamlı biber. Ortalama günde 150 kilo çıkartıyoruz. Günde şu anda ortalama 3 kez yapıyoruz. Yani yaklaşık 180-185 kilo üretimimiz var. Tabi Ramazan ayında bu 500 kilonun üzerine çıkıyor. Yani bu tamamen arz taleple alakalı bir durum. Elazığlılar ve çevre illerdeki vatandaşlar da badem şekerinden vazgeçmiyor. Şimdi badem şekeri eskiden baktığımız, maziye baktığımız zaman sadece Ramazanlarda talep görüyordu. Aslında biraz kültürel olarak badem şekerini artık günlük tüketmeye başladı Elazığ. Dışarıya da kargolarda da aynı şekilde gelen taleplerden biz bunu gözlemliyoruz. Şu an Ramazan'a kaldı. Nasip olursa 3-4 gün gibi süre kaldı. İşte o süreçte daha yoğun olacak mı diye düşünüyoruz. Yoğun olur diyemiyoruz çünkü tarihi çarşı 100 yıla yakın bir mazi geçirmiş bu çarşı. Hiç bu kadar sakinliğe ve mateme hiçbir zaman bürünmedi. Şimdi yetiştiremiyoruz. Yani Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bir de özellikle bu seyahatlerden dolayı il dışına, yurt dışına çıkan herkes hediye olarak ve kendilerinin tüketmesi için badem şekeri alıyor. Yani bir kazan yaptık. Ondan sonra bitti. Evet, şu anda da dışarıda devam ediyor yapımı. Yani bu ürünü Ramazan'la birlikte dediğim gibi tüketiminde artış olduğu için tam kapasite çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz. 2019-2020 sezonunda 40 liraydı. Ama tabii bunlar göreceli. Kimi işletmeler ince yapar, fiyatı 5 lira yüksek olur. Kimi işletmeler şekerini biraz fazla verir, 5 lira düşük olur. Yani bu biraz göreceli bir kavram ama genel olarak piyasanın aritmatiğini aldığımız zaman geçen yıllarda 40 liraydı. Yani badem şekeri çünkü dediğim gibi Elazığ'ın marka bir ürünü, çok ilgi gören bir ürün. Bunu herkesin tüketmesi için fiyatını oldukça uygun bir şekilde tutuyoruz. Amacımız bu tadın, bu lezzetin herkese ulaşması. Evet, artık Ramazan'a sayılı günler kaldı. İşte çarşı, pazar bir yoğunluk söz konusu. Normal zamanda bu bir kültür aslında ama bu sıralar biraz mesafeye, işte maske kullanımına özen göstererek alışveriş yaparsak en azından koronavirüs ile mücadelede bir yol kat etmiş oluruz diye düşünüyorum. Ramazan önemli. Ramazan gerçekten bir kurtuluş. 11 ayın sultanı. Kültürümüzdeki yeri de, bizdeki yeri de çok büyük. İşte badem şekeri de Ramazan'ın vazgeçilmez tatları arasında yer alan bir tat, bir lezzet. Elazığlılar da kapalı çarşıda o tezgahlarda bulunan badem şekerlerini gidip yoğun bir ilgi göstererek alıyorlar. Şehit ve Gazi sendikaları Elazığ Şubesi tarafından 4 Mart tarihinde Bitlis-Tatvan'da helikopter düşmesi sonucu şehit olan Kor General Osman Erbaş Paşa'mız ve 10 askerimiz anısına hatıra ormanı oluşturarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Elazığ Şehit ve Gazi Sendikası Elazığ Şubesi tarafından 4 Mart tarihinde Bitlis Tatvan'da helikopter düşmesi sonucu şehit olan Kor General Osman Erbaş ve 10 şehidimiz adına Elazığ Şahsuvar Köyü'nde hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanına fidanlar, Şehit Gazi Sendikaları Genel Başkanı Tayyip Dalgın, sendika üyeleri ve minik öğrenciler tarafından dikildi. Tamam.
Şehit Gazi Sendikaları Genel Başkanı Tayyip Dalgın, Şehit Kor General Osman Erbaş'ın her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirterek, şehitlerin adını yaşatmak adına isimlerini verdikleri fidanları toprakla buluşturduklarını ifade etti. 2017 yılından itibaren 8. Kolordu Komutanı olarak Elazığ'da görev yapan, vatan, bayrak, millet aşkıyla mesai saatleri gözetmeksizin gece gündüz demeden görev yapan, devlet terbiyesi görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün mücadelesini veren, devlet terbiyesiyle yetişmiş Osman Paşa'mız. Biz şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olmuştur. Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Elazığ Şubesi ve Şehit Gazi Sendikaları olarak Elazığ merkeze bağlı Şahsuvar Köyü'nde şehitlerimizin anısına isimlerini yaşatmak için bugün şehit ve gazi ailelerimizle birlikte şehitlerimizin adını verdiğimiz fidanlarımızı hatıra ormanına dikiyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Evet, aslında bu bir ahde vefanın göstergesi. İşte bu son günlerde özellikle Osman Erbaş Paşa ve beraberinde şehit düşen 10 askerimiz için sürekli bir onların isimlerinin yaşatılacağı bir işte hatıra ormanı yapılıyor. Okullar yaptı işte, yine haberimizde izledik. Bu bir ahde vefa ve o insanların aslında Elazığ'da nasıl bir izlenim bıraktıkları, işte nasıl bir isim bıraktıklarını gösteriyor. Bizler ne kadar çok sevdiysek o şehitlerimizi, paşamızı ve beraberindeki kahraman askerlerimizi, işte hatıra ormanlarıyla ve daha birçok şekilde işte bulvarlara isimlerinin verilmesi vesaire, isimlerinin yaşatılması yönünde bir gayretimiz söz konusu. Tekrardan Allah'tan hepsine, bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Elazığ'da gelinlik sektöründe hizmet verecek olan bir işletme üniversite mahallesinde hizmete girdi. Elazığ'da gelinlik sektöründe hizmet verecek olan Aşkı Zen Gelinlik, üniversite mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde açılışını gerçekleştirdi. Allah hayırlı olsun. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Gelinlik işletmesinin açılışına Elsiyat Başkanı Mustafa Gökçe ve davetliler katıldı. Böyle bir ekonomik kriz döneminde cesaret göstererek Elazığ'ımıza bir yeni iş yeri kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Biz bu iş yerini açan maliklere hayırlı işler, hayırlı kazançlar diliyoruz. Cesaretlerinden dolayı da kendilerini kutluyoruz. Krizler bir fırsattır. Bunu fırsata dönüştürürler inşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin, bol kazançlar versin. Gelinlik mağazasının sahipleri İnci Karabulut, Mert Karabulut ve Kezban Ersoy, koronavirüse rağmen bütün riskleri göz önüne alıp gelinlik mağazasını hizmete açtıklarını belirterek Elazığ halkından destek beklediklerini ifade ettiler. Pandemiye göre bütün riskleri göz önüne alarak açtık. Çok güzel 2021 model ürünlerimiz var. Yeni açtığımız için bütün ürünlerimiz yeni. Abiye, bindallı, kaftan, açık kapalı gelinliklerimiz, her çeşit gelinliklerimiz mevcuttur. Tüm halkımızı bekleriz. Böyle bir iş yeri açmaya karar verdik. Öncelikle tüm halkımızdan desteklerini bekliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum Elazığ'a. Teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenler, haftanın son gününde günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde özellikle Ramazan'a girerken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çok daha nezih, çok daha sağlıklı bir ortam oluşturmak hepimizin elinde. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşünceye dek hoşça kalın.